Hocam önce Evra sonra Asamoah. UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya taraftarının attığı tekme nedeniyle Avrupa Kupası maçlarından 7 ay men edilen Evra'ya Galatasaray teklifte bulundu. Marsilya'nın mukavelesini feshettiği 36 yaşındaki futbolcu için... Neden feshetti Marsilya mukavelesini Evra'nın? Çünkü Avrupa Kupası maçlarından 7 ay men edildi. Neden? Tekme attığı için. Kime? Taraftarlara. Peki taraftara tekme atan adamın ne evet. iş var abi bizim ligimizde? Kaç yaşında? 36. Yaşı tutuyor. Yani yaşı tutuyor bence. Yaşı gelmiş diyorsun. Yaşı geldi. Zamanı gelmiş işte. Tabii, zamanı gelmiş. Marsilya'nın mukavelesini feshettiği 36 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmesine gerek yok. Ancak menajeri bonservis olmadığı için kendi payını yüksek tutuyor. Eğer bu rakam indirilebilirse tecrübeli Fransız yıldızla sezon sonuna kadar mukavele imzalanacak. Sonrasındaki rota ise Asamoah olacak. Juventus'la mukavelesi sezon sonunda bitecek Asamoah ön protokol imzalamıştı. 29 yaşındaki Ganalı sol bek konusunda da kasadan bonservis çıkmayacak. Evra ise o tarihte cezasını tamamlayacağı için istediği kulübe yine bedelsiz olarak imza atabilecek. Tekme olarak imza çıkmış. Ha? Tekme olarak imza çıkmış diyor. Duvara. Tekmeyle. Oh oh yaşasın adam taraftara tekme attı. Boşta kaldı şimdi biz alalım falan yani. Genel tavır bu. Değil mi? Ya... Bonservisi de yok. Adam hem de daha 36 yaşında. 36 yaşında daha tam bizdik. Tam böyle yaşı gelmiş, deneyimli. Bir reklam arası. Oynatırsam adaletten buyurun. Bahsedemem haberi geldi bak. Volkan Demir'in sabahtaki haberi. Fenerbahçe'de Adana Demirspor deplasmanı öncesi Robin van Persie sürprizi yaşandı. Aykut Kocaman'ın kararıyla tecrübeli yıldız kadroya dahil edilmedi. Takım Adana'ya indiği saatlerde ise van Persie sosyal medya hesabında sushi fotoğrafları paylaşmayı tercih etti. Kocaman'ın uzun süredir o sushi mi ya? Sushi olabilir. Bilmiyorum, görmüyorum. Bakalım şurada. Baksana. Kocaman uzun süredir sen o sushi'yi bir incele. Ben haberi okurken. Kocaman uzun süredir takımla çalışmayan, bunun yanı sıra Samandıra'daki tavırlarıyla tamam, takım şuna. Arkadaşlarından da tepki alan oyuncu için takımla arasında gönül bağı olmayan bir oyuncu artık kafasında bazı şeyleri bitirmiş. Kupa maçında oynatırsak kimseye adaletten bahsedemeyiz dediği ve bu sebeple Hollandalı futbolcuyu kadroya almadığı bildirildi. Van Persie Los Angeles Galaxy ile anlaşmaya vardı. Feyenoord'la anlaşma sağlayamaması halinde Amerika'ya gideceği belirtildi. Bulamadın mı sushi'yi? Vallahi bulamıyorum yani. Ya bir şey var. Hah, buldum. İşte orada. Evet, sushi. Bakayım. Sadece sushi değil ama. Sushi de var. Ne var? Yanında yeşillik falan. Çoban salata varmış durumda. Bu sushi değil ya. Sushi bu bayağı bir çoban kavurma bu gibi. Ha, yandaki sushi, tamam. Nigiri. Bir şöyle bilmem onların isimlerini. Evet. Böylece sushi ve çoban kavurma. Abi ki kebap yemeye gidilebilir. Sadece Adana'ya kebap yemeye bile gidebilirsin yani. Ben düşünüyorum yani. Ya Adana'ya gitmeyip sushi resmi koyuyorsan o. Sushi her zaman yersin. Sen hiç bu yemek işinden anlamıyorsun demektir ya. Öyle değil mi yani? Gitmedi mi acaba Adancı Adana'ya? Gitmemiş demek ki. Bir götürmek lazım tabii. Tabii. Biz devre arası vereceğiz değil mi? Adana'ya mı gideceğim? Adana, Antep, Hatay yapmayı düşünüyorum. Bir 10 kilo o alıp zaman gelirim. Bence ara vermeyelim çünkü. Bir 10 kilo alıp gelirim. Ekrana sığmazsın o zaman. Yani eğer bu seyahati yaparsan. 4 gün, 5 gün ya. Öyle çok değil. Birer gün, birer gün. İyi olur hakikaten. İyi olmaz mı? İyi olur. Antep, Adana, Hatay. Hatay. Üf. Ne yiyeceğim Bermuda mesela? Bermuda şeytan üçgeni. Bermuda. Söyle bakalım. Mumbar'la Hatay'a başlarım. Gittim. Mumbar, evet. Ya boş ver şimdi, öğlene geliyoruz. Devam et programa. Zaten programın süresi yetmez. Hani saysan, değil mi? Yenecek şeyleri o şehirde. Tabii. Hürriyet. Vatan, güneş neşleri vuruyor. Erdal Cömert'in haberi. Süper Lig'de son 4 haftada 6. Son 10 haftadaysa 16 puan kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş işleri yoluna koymak amacıyla ideal 11'inde radikal değişikliklere gitmeyi planlıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle son maçlarda performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimleri kulübeye çekecek. Hadi bakalım. Çok enteresan bir şey değil mi? Kötü oynayanları oynatmama. Ama yani yerine oynayacaklar iyi mi oynuyor ona bakalım biraz. Bu oyuncuların başında da Quaresma geliyor. Tamam, kabul. Deneyimli teknik adam Q7'nin yerine Lens'e fırsat tanıyacak. İşte orası biraz problem. Niye? Nerede, ne yaptı Lens? Bir tane penaltı almak dışında. Hiçbir şey yok ya. Quaresma daha mı iyi diyorsun? Yani ne bileyim ben, yani değil tabii Quaresma. Bir görelim ya. Lens'i mi? Evet. Görelim ama şey olması lazım. Bak ben merak ediyorum, onu söyleyeyim sana. Çok değil. Merak ediyorum. Lens nasıl oynayacak diye. İyi. Yani güzel. İnşallah iyi oynar tabii yani. Çünkü o derinliğe ihtiyacı var. Çünkü Lens'in şöyle bir hali var ya, onu atlatamadı. Kötü oynar bilmiyorum. Merak ediyorum. Ha, merak ediyorsun. Ne yani, iyi kötü beni ilgilendirmiyorsun. Merakım var. Evet. Onun şöyle bir hali var ya, onu atlatamadı bir türlü. Yani yıldırım düşüyor şöyle bir surat var. Sürekli bir şaşkınlık içinde dolanıyor böyle Lens. Ya kardeşim, top oynanıyor. Bir şey de hani bir şey falan yok yani. Şimdi o da merak ediyor. Onun da bir merakı var. Böyle sürekli böyle enteresan bir bakışla bak. Yani geçen sene böyle yavaş yavaş hani çok iyi girdi. Böyle bir ortaladı performansı, sonunda da hani ligin sonunda da böyle hani sıradan bir futbolcu gibi bıraktı. Bitirdi. Şimdi oradan başladı, oradan devam ediyor. Çok az kıpırdadı yani. Şimdi Quaresma'nın bu formsuzluğunda, belli bir formsuzluğu var dış sahada özellikle. Lens'in zaten onu hani Şenol Hoca ondan aldı buna verdi falan olmaması lazım. Onu zaten alması lazım orada. Kimi? Lens'in. Yani şimdi Lens oynasın dediği zaman acaba oynasın mı diye hala tartışıyor olmamak lazım. Bu Quaresma performansı 14 maçta işte ligin en fazla isabetsiz orta yapanı, şu bu falan, Şampiyonlar Ligi'ni bir kenara bırakırsak ligde hakikaten çok fazla bir şey yok. Lens'in onu kendisi alabiliyor olması lazım zaten. Buradaki sorun bu. Şenol Hoca bence Quaresma'nın performansından ziyade bu düşündürüyordu. Lens'le ilgili bir acaba varsa hala, bu problemli bir durum diyorsun. Şenol Hoca'yı en çok bu düşündürüyordur bence.